Yağ dokusunu aldık. Bu yağ dokusunu önce 37 derecede bir inkübasyon kitine koyduk. Bu inkübasyon kiti hafif sağlanarak 37 derecede yağ dokuyla kök hücrelerini birbirinden ayrıştırdı. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız hocam? Ben de iyiyim, çok sağ ol, çok teşekkürler. Bir çekiliş yaptık, kök hücre çekilişi. Evet. Bu çekilişi de sen kazandın. Evet, şanslıyım. Aynen öyle. Hatta ben şey sormuştum, insanlara hangi ilden katılıyorlar, işte yaşları kaç. Sonra birkaç kişiye yazmış, ya çok küçük değil mi kök hücre için, hani 22 yaşında diye. Ama senin aslında bu çekilişe katılma amacın saç dökülmesi, evet. Ve saç dökülmesinin tedavi amaçlı. İlk kaç yaşında başladı saç dökülmen? Yani 17-18 yaşında azar azar. Hı-hı. Başladı. Hı-hı. Yani çok yok ama önlem almak istediğim için. Aynen öyle. Evet. Zaten genelde yani erkek tipi saç dökülmesi işte yani 17-16 yaşlarında başlar ve 24-25 yaşına kadar pik düzeyine ulaşıp iyice dökülmüş olur. Ondan sonra saç ekimine kadar gider. Eğer erkenden bir şey yapıldığında özellikle kök hücre gibi ya da kök hücre yaptıramayan mezoterapi ve PRP de yaptırabilirler. Mutlaka saç dökülmesini süresini uzatır. Yani 25 yaşında atıyorum kel kalacaksak 35-40'a kadar iner. Genetik zeminde olduğu için bu yani evet. Saç dökülmesi varsa ve genetik zeminde onu tamamen durdurmak mümkün değil ama yavaşlatmak mümkün. Aynen. Sen de bence doğru bir adım atmışsın. Evet. Ondan sonra hoş geldin. Hoş birazdan zaten şimdi işlemeyi alacağız. Hı-hı. Bütün ayrıntıları da anlatacağım ben işlemde. Aynen. Senin de bana soruların varsa istediğin zaman sorabilirsin şimdi ya da işlem esnasında. Hı-hı. Şu an aklıma gelmiyor ama kesinlikle gelir, evet. Aynen öyle, tamam. O zaman şimdilik ara. Şimdi infiltrasyon sıvısı vereceğiz. Karından yağ dokusu alacağımız için. O sıvıyla beraber yağ dokusunu toplayacağız. Küçük bir göbek deliğinin altından ya da üstünden bir yerden küçük minik bir delik oluşturuyoruz bir kan ürünü girmesi için. Ondan sonra sıvımızı veriyoruz. Biraz bekledikten sonra yağ alacağız. Sonra yağı özel bir sistemde kök hücrelerine ayrıştıracağız. Onları da videoya çekeceğiz. Hepsini izleyeceksiniz. Ben burada yapılan işlemi de bahsetmek istiyorum. Biz yağ dokusunu aldık. Bu yağ dokusunu önce 37 derecede bir inkübasyon kitine koyduk. Bu inkübasyon kiti hafif sağlanarak 37 derecede yağ dokuyla kök hücrelerini birbirinden ayrıştırdı. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem. Sonra buradan çıkan ürünü alıp yandaki cihaza koyduk. Burada da bir santrifüj işlemi gerçekleştirerek bu kök hücreleri daha da konsantre hale getireceğiz. Sonra bunu bir kez daha tekrarlayacağız. Bu da yaklaşık 10-15 dakika süren bir işlem. Sonra uygulamaya hazır hale gelecek. Yaklaşık 40-45 dakika sonra bir işlem sonrasında kök hücrelerimizi elde ettik. Burada yaklaşık 12 cc'lik bir kök hücre var. Biz bunları şimdi saçlı bölgeye uygulayacağız. Aynı zamanda sakal bölgesine de çok hani gür değil sakallar ve miktar sakal bölgesine de yapacağız. Kök hücreleri başka nerede kullanıyoruz? Gözaltı morluğu olan kişilerde, hastamızda yok ama gözaltı morluğu olan kişilerde, ince kırışıklıklarda, cilt gençleşmesi amacıyla buradan elde edilen yağı atmayıp yağ ile birlikte zenginleştirilmiş kök hücre uygulamaları yani bir dolgu uygulaması şeklinde birçok amaçla kullanıyoruz. Biz burada daha çok saç amacıyla kullandığımız bir uygulamayı videoladık size. Ama dediğim gibi cilt gençleştirme, işte hatta çatlak tedavisinde, gözaltı koyu renklerinde çok sıklıkla kullandığımız uygulamalar.
Alper'in işlemini bitirdik. Nasıl süreci bir özetlesene Alper bize? Süreci özetleyeyim. İlk başta yağ alma işlemi, acısız çünkü yaptığımız iğneden dolayı. Hı hı. Sadece onun hissiyatı var. Evet. Onun haricinde bir bekleme sürecimiz oluyor. O bekleme sürecinde de yapacak bir şey yok. Duruyoruz. İğneye gelecek olursak sadece yani sinek ısırıcı falan. Evet, değil mi? Yani saçlarına ve sakallarına uyguladığımız. Aynen öyle. Bu tedavinin sonucunu hemen yarın göremiyoruz. Saç biraz zahmetli bir tedavidir. Genelde biz 3. aydan sonra başlar o biraz daha kıl foliküllerinin çıkması. 6. ay gibi de yoğunlaşma olur. Dolayısıyla yani biraz sabırlı olmak lazım saç tedavilerinde. Genelde bir 6 ayı gözden çıkartmak lazım. 6 aydan sonra o yoğunlaşma, işte saç dökülmesinin azalması, saç dökülmesi daha erken azalır ama yoğunlaşmayı görmek genelde 6. ay ve 6. aydan sonra oluyor. Sen de zaten süreci takip eder, şey yaparız, paylaşımda bulunuruz yine. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.